Başlıkta Survivor'ı görünce, bütün diziler durunca Murat Soner'de yapacak dizi bulamayıp televizyon programlarına başladı demiş olabilirsiniz. Birincisi, daha dizi çok. İkincisi de ta 18 Şubat'ta, düşünün daha o zaman sosyal mesafe bu, Instagram'da paylaştığım Survivor videosu gelsin mi sorusuna %87'lik bir oranla evet cevabı geldiğinden beri sözüm vardı. Üçüncüsü de kanal benim. Merak etmeyin, bu videoda aslında yarışmacılara yemek veriyorlar tadında bir şey demeyeceğim. Biliyorum ki gerçekten vermiyorlar. Çünkü şunu aşıktan başkası yaptıramaz. Her şeyden önce bugüne kadar Survivor'ı hiç izlemeyenler için yarışmayı şöyle bir özet geçeyim. İki takım var. Ünlüler ve gönüllüler. Tabii şimdi gönüllüler deyince sanki Türkiye'de sırası gelen ünlüleri zorla bir toplama kampına götürüyorlarmış da gönüllüler de kendi rızasıyla gidenlermiş gibi bir sonuç çıkabilir ortaya. Ama öyle değil. Yani merak etmeyin, arada kanal değiştirirken şöyle görüntüler de görebilirsiniz ama vallahi değil. Bana lütfen insan gibi bir çay verebilir misiniz? Ay. Ha bir de ünlü diye yarışmaya alınan ama yarışmada ünlü olanlar var. Maalesef bazıları da yarışmaya girince Google'da aratılan ama gerçekte çok başarılı olan sporcular. Ama bu onları kendi spor branşlarında finale kaldıkları için değil, bir adada aç kaldıkları için ünlü yapan reyting sisteminin suçu. Hepsinin yakışıklı ve güzellerden seçilmiş olması da aynı reyting sisteminin ürünü. Efendim? Hangi reyting mi? Ya yok mu? Hani kavgayla reyting yapmayı tercih etmiyoruz diyenlere bir kavganın cezasını 25 dakikada açıklattıran? Bu arada yarışmanın konseptine göre bazı oyunlar oynuyorlar. Bu oyunların sonucunda da kazananlar yemek yiyor, aileleriyle görüşüyor, tatile gidiyor. Hatta kazanamasalar bile parti ve kanalın patronuyla yemeğine maç yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ya işte en başta söylediğim cümleyi hatırlayın. Kanal benim. İşte bu da aynısı. Ama hayatın cilvesine bak. Issız bir adada hayatta kalma mücadelesi diye verilen programda sosyallik var, parti var, tatil var, maç var, sahilde çıkma teklif eden adam, hatta berber bile var. Ama onları izleyenlerin dünyasında, yani bu tarafta sanki saç değil de Hint keneviri kesiyormuş gibi basılan berberler var. Sosyallik? Telefonda ekmek tarifi vermek. Tatil? Balkona çıkmak. Yapılan en tehlikeli hareket de pazara gitmek. Ayrıca onlar yemek yemek için kukaları devirirken biz de kıçımızı devirip yatmıyoruz derseniz haklısınız. Yani özetle Survivor'ın kelime anlamı hayatta kalansa, aç kalmalarının haricinde bizim bildiğimiz hayatta kalanları izlemek de güzel bence. Ama esas Survivor kimdi diye de sormuyor değil insan. Ha bu arada işin aç kalma kısmı da küçümsenecek bir şey değil elbette. Ama bir adada hayatta kalma konseptine eşlik edenin sürekli yeni yıkanmış saçlar olması da bir garip geldi, onu diyorum. Evet sevgili seyirciler, bu arada şampuan sponsorumuz olan... Yok dur, o kadar yapmayalım. Yarışmayı hiç izlemeyenler için kısa bir özet geçtim ama daha da kısa bir özet isterseniz iki cümlede yeterli olabilir. İnanılır gibi değil. Haberinizi görmedim. Aslında bu karantina günlerinde spor aktivitesi dört kadını birden idare etmek olan erkeklerin olduğu, gözyaşının metreküp cinsinden hesaplandığı yerli dizilerdense her akşam böyle bir yarışmayı izlemek çok daha iyi gelebilir bence. Ama yerli dizilerden alıştığımız kendi hayatımınkinden daha zorunu görmeliyim diyerek açarsanız Iron Man oyuncağını kaybettiği için ağlayan kızı görmek sizi tatmin etmeyebilir. Bunun Survivor olduğuna emin miyiz? Gerçi şaşırmamak gerek. Çünkü oyuncak bu işin özünde var. Şaka bir yana Survivor içinde bulunduğumuz günlerin tamamen dışında değerlendirilirse birçok şeyi gösteriyor aslında bize. En çok da normal hayatta ufacık gibi görünen şeylerin bir başkası için ne kadar önemli olabileceğini. Son olarak da bir teşekkür. Artık spor gazetesi bile okumayı bırakan bir topluma sporu teşvik ettikleri için. Her ne kadar nerede ve nasıl yapılacağını bilemesek de verelim amcayı. Ben bu videonun Adrun İllizali'ye kadar ulaşmasını istiyorum. Onu davet ediyorum. Bu benim parkura. Yasin lütfen evrime fazla bağırma. Seni seviyorum. Bum! Ayağın kırıldı.